Osmanlı Devleti ve güzide bilim adamları yetiştirdiği ve İslam'a son derece bağlı devlet başkanlarına sahip olduğu halde neden kamil hilafeti uygulamadı? Kamil hilafeti uygulamasına mani, harici, dahili, stratejik ve jeopolitik sebepler var mıydı? Osmanlı Devleti esasen çok curcunalı bir devirde zuhur etti. Burada bu hakiki hilafet meselesi dediği şey, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun, sünnete uygun, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatına uygun bir sülalenin takip etmemesi, esasatı Kur'aniyenin ele alınması ve onun tatbikat sahasına konması. Osmanlılar bütün meziyetlerine rağmen bir iki meselede ihmalleri müşahede edilmekte ve 20. asırda da serrişte edilen hususlar işte bu ihmal edilen hususlardan ibarettir. Bunlar serrişte edilmektedir. Evvela şunu arz edeyim. Şayet Osmanlıların tatbikatında bir şer bahis mevzu ise biz onların idarede başvurdukları veya içine düştükleri şerrin eşerrini bugün şeriatın ruhu saymakta ve arkasında koşmaktayız. Bu vaziyetimizde nasıl bir sukut içinde bulunduğumuzu düşünerek Osmanlı'ya dil uzatmadan iştinab etmeliyiz. Osmanlı hayrı mahsı, Osmanlı hayrı mahsı ikame edemedi. İkame etmemesinde harici ve dahili amiller olabileceği gibi aynı zamanda dışta herhangi bir cemaate itimat edememe faktörü de bahis mevzu olabilir. Evvela şu vardı. Osmanlılar Selçuki enkazı üzerinde geliştiler. Ve Selçukiler bin bir curcunanın, bin bir fitne ve fesadın parçalamasıyla parça parça eyaletler haline gelmişti. Konya'da Selçukiler, Erzurum'da Saltuklar, efendim Adana'da Ramazanoğulları, bu havalide Aydınoğulları parça parça bir enkaz haline gelmişti. Tam o esnada Cenab-ı Hak bu kuvvetli eli Müslüman milletin imdadına koşturdu. Selçuki'nin bu hale gelmesine sebebiyet veren amiller vardı. Haçlı seferleri ve Güneydoğu'da, Cenub'da veya meydana gelen Alevilik harekatı, Fatımi harekatı, bütün bunlar Selçuki'de meydana getirdiği tezezzülle suçluluk aleti rüyesi içinde herkes birbirine suçu atfediyordu. Sen sebep oldun, sen vezir oldun diyorlardı. Nasıl bir mücadelede, bir vuruşmada bir taraf içinde bir mağlubiyet olursa, bir bozulma olursa herkes birbirini suçlar. Böyle bir suçlama ile hakile yeksan olmuştu. Cenab-ı Hak Osmanlı'yı imdada gönderdi. Bunlar çok itinalı, çok tedbirli, çok uyanık olarak adım atmaları gerekiyordu. Bunun için de mesele bir bakıma bir aile mahremiyeti içinde ele alınıyordu. Buna biraz kabile anlayışları da yardım ediyordu. Kayı beyleri meseleyi öyle ele alacak, işi bir imparatorluğa götürecek, bir devlete götürebilecek havayı henüz iktisap edememişler. Osmanlı beyi bir bey olarak hareket ediyordu. Beyler arasında ise beylik babadan oğula intikal ediyordu. Başta bu çok üstün niyetli kimseler kabile anlayışından tecerrüt edemediler. Amilin birisi bu. İkinci amilde kendi dışlarında pek kimseye itimat edemiyorlardı. Buna da saikler vardı. Mesela Osmanlı Türk milletinin birliği, vahdeti, taali ve terakkisini ruhu canıyla istiyor ve duruyordu üzerinde. Ama öyle günler oldu ki Akıncı beyleri halinde onun bayrağını afak-ı aleme götüren kimseler ciddi bir ihanet ve hiyanet içine girdiler. Daha kuruluşundan bir asır sonra geçmemiş, bu kadar bir zaman geçmemiş idi ki Osmanlı İmparatorluğunu parçalayacak, Selçuki durumuna getirecek hadiseler zuhur etti. Bir uydurma Mustafa karşısında Gazi Mihal gibi, Çandarlı Halil gibi, Evranos Paşalar gibi kimseler hemen uydurma Mustafa'nın cephesinde yerlerini aldılar.
Osmanlı o zaman baktı ki, yani ikinci Murat'tı o zaman, Hazreti Fatih'in babası. Baktı ki bir bakıma, kemal-i hassasiyetle Türk milletinin vahdetini muhafaza etmeyi düşünen, üzerine eğilen, Osmanlı'dan başka bu dertten anlayan yok. Bir güvensizlik hasıl oldu ayara karşı. Kendilerinde beylik havasına inzimam eden böyle bir güvensizlik, daha bir asır, iki asır bu meselenin aba encet intikaline vesile oldu. Bu meseleyi biz bir bakıma Hazreti Ömer'de görüyoruz. O pak damen şöyle dediğini duyuyoruz. Diyor ki, eğer bu meseleyi benden daha iyi idare edecek birini bilseydim, rahatlıkla ona devrederdim. Fakat şu anda kemal-i azametine uygun bu işi ele alacak adamlar hakkında tereddütlerim var. Zayıf dahi olsa Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir'in arş-ı azama yükselen kemalat ve faziletlerinin yanı başında Hazreti Ömer seviyesinden bilinen, ifade edilen veya edilemeyen bir kısım zaaflar vardı ki Hazreti Ömer'i tereddüte sevk etmişti. Yerine birini tavsiye edememişti. Dikkat buyuruyor musunuz? Vefat edeceği ana kadar da 10 seneye yakın işi kendi omuzunda tutmuştu. Götüremeyeceğini anladığı anda dahi işi bırakmayı düşünmemiş, Allah'ım eğer vakti geldiyse emanetini al, beni bu ağırlıktan kurtar demişti. Hazreti Osman'da da bu meseleyi görüyoruz. Hazreti Osman bütün havaşisi, haşiyesi, etrafında idare eden kimseler daha ziyade Emevi oymağındandı. Bazıları bu meseleden dolayı Hazreti Osman'a dil uzatır, tan ederler. Halbuki şöyle bir mesele vardı işin içinde. İran, Turan hepsi İslam hükümranlığı altına girmiş, İslam'ı kabul etmiş. Tarihi bir mesele ama tarihin felsefi yönü bu. İranlı İslam'a girmiş. O gün çok Türkler İslam'a girmişler, dehalet etmişler. Roma'dan İslam'a girenler olmuş. Berberlerden, Batılıların barbar dedikleri Berberilerden İslam'a girenler olmuş. Muhtelif akvamın İslam'a girmesi çeşitli alternatiflerin doğmasına sebebiyet vermiş. Devlet esas bir abide olarak öyle sağlam ve emin kaideler üzerinde olmalı ki hiçbir ihanet tasavvur edilmesin. Hazreti Osman rahatlıkla sırtını döneceği, Medine'de işini idaresini yürütebileceği kimseleri sağa sola vali gönderiyor. Ya itimat etmediğim bir tanesi bir gün valim bulunan eyaletten halkı toplar da Medine'ye kadar gelirse nice olur benim halim diyordu. Onun için daha ziyade bu mevzuda millet kayırıyor diyor ama haşa ve kella o temiz halife hiçbir akrabasını kayırmadı. Memur olarak yakınlarından tayin ettiği kimselere de kendi beyanına dayanarak arz ediyorum. Ben kendi paramdan verdim diyor. Şahsi servetimden verdim. Emevilere hediye dağıttım da servetimden dağıttım. Ama bir yönüyle de jeopolitik savaşıyordu. Yakınlarını kendi çevresinde hilafetin emniyeti için, hilafetin teminat altına alınması için bulundurmada zaruret görüyordu. Dikkat edilirse bu meselelere bir bakıma, insan kendi soyunu sopunu düşünmesi, böyle bir içtihatla, böyle bir kanaatla mahsursuz hale gelebilir. Ben tepeden tırnağa saffetlerine inandığım ve daima hürmet ve saygıyla dolup taştığım Osmanlıların da böyle bir içtihada binaen, aba encet, İslam'a ters hilafeti intikal ettirdikleri prensibini buna dayıyor, öyle kabul etmek istiyorum. Bilmiyorum ki bu hüsnü zannımdan ötürü beni muakaze eder, kınar mısınız? Bu bir içtihat hatasıdır, bir yanlışlıktır. Ama biz ancak Osmanlılar olarak bu işi sürdürürüz ve durdururuz demişler. Bunda da yalan söylememişler. Hiçbir Osmanlı Türk milletine ihanet etmemiştir. Hatta bunların içinde sakalına boncuk dizdiren Deli Mustafa dahi bir parça toprağı ne Batılı'ya ne de Doğulu'ya peşkeş çekmeyi düşünmemiştir. Deli Mustafa'sı dahi. Öyledir yani. Öyle görüyoruz. Binaenaleyh bu mevzuda bir içtihada binaen böyle bir hükme vardıkları kanaatindeyim ben. Yanılıyorsam
Cenab-ı Hakk'ın onları affetmesini dilediğim gibi beni de affetmesini dilerim. Bir de yığın yığın şerrin, eşerrin, eşeddi şerrin ortalığı işgal ve istila ettiği bir dönemde çok küçük, cüz'i, insafla bakılırsa görülmeyecek kadar şer sayılan bir kısım meselelerden ötürü zinhar Osmanlı'yı serrişte etmeyelim. İkinci mesele herhalde bu hilafet mevzunda niye dini mübin İslam'a göre yapılmadı gibi bir şey var burada. Esasen Osmanlı devrinde şeriatın ruhuna aykırı ve ters bir hükmün isdar edildiğini, dine ters düşen icraatların yapıldığını, bilmiyoruz. Açık bir şey yoktur. Sadece kanuniye, müsned, dinin ruhuna uymayan bir kısım kanunların çıkarıldığını, o da Fransızlarla münasebetimizden ötürü, kapitülasyonların kabul edilmesinden ötürü veya dış ticarete ait bir kısım meselelerden ötürü isdar edilen bu kanunlarda keyfilik ve dolayısıyla küfrilik veya en azından bir dalalet fikri iddia edilmekte ve görülmektedir. Ben daha evvel bu mevzuda da kanaatimi izhar etmiştim. Bu bir içtihat meselesidir. Kanuni dahi kimsenin tadlil etmeye, hor ve hakir görmeye hakkı yoktur. Bir manevi ehli şuhud ve keşfin bu mevzudaki müşahadesini objektif olmamakla beraber arz etmiştim. Kanuninin çok Osmanlı velilerinden evvel geldiğini de izhar etmiştim burada. Dünyada Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrü kadar uzun bir ömrü Cenab-ı Hak hiçbir devlete, hiçbir millete vermemiştir. Roma'da müselsel imparatorluklar vardır. Fakat bir sülalede 100 sene ya sürmüş ya sürmemiş başka bir sülaleye geçmiştir. 6 asır Osmanlı'nın elinde bu işi tutan Hazreti Allah Celle Celaluhu, iş onun elinde, mülk onun elinde olduğuna göre zannediyor musunuz? Büyük bir haksızlık üzerinde Allah Celle Celaluhu bunu devam ettirir. Malikül mülk odur. Burada bir tedai ile aklıma gelen Mehmet Akif'in Kur'an-ı Kerim'de İsmi Azam sayılan bir ayeti tefsirini arz edeyim. İlahi malikül mülküm diyorsun doğru amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için? Asla. Eğer almış da bir millet edip bir mülkü istila, eğer vermiş de bir millet bütün bir mülkü bir perva, alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَى وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ayeti celilesinin münif manasını manzum olarak arz ediyor. Mülkü Allah alır, Allah verir. Müminin kanaati olmalı ki o, yeryüzünde o gün en eslah bir cemaat onlar olduğu için onlara vermiş. Daha salihi bulunsaydı onlara verirdi, en iyisi onlarmış. Çok ettim bunu da bağışlayın.